Arkadaşlar, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda size sıkça sormuş olduğunuz Epiphone'un Zakk Wylde modelinden bahsetmek istiyoruz biraz. Ürünü şöyle kısaca tanıtayım size. Ürün klasik Gibson tasarımının birebir aynısı. İki humbucker pickup. Bu pickuplar için iki farklı volüm ve iki farklı ton kontrol. Şurada akort burgularından bahsedelim. Bunlar Grover tünörler 18 artı 1 hassasiyetli gitarınızı akord etmenize sağlıyor. Şurada kenarlarında klavyenin bindingler var. Belki oradan fark edemiyorsunuz ama yakında incelediğiniz zaman bunu fark edeceksiniz. Bir de gitarımızda gold hardware kullanılmış. Görmüş olduğunuz gibi şurada akort burgularında, sabit köprüsünde. Gitar zaten sedinlek dediğimiz bağlantı uygulanıyor sap arkasında. Zaten biliyorsunuz ama şöyle göstereyim size. Şurası sedinlek dediğimiz bağlantı sistemi. Alette pickup selektör olarak 3 yollu switch'imiz mevcut. Onun dışında bu alette gözüme çarpan enteresan bir detay da hiç görmeyenler için gösteriyorum. Sapın arkasında bir Zakk Wylde logosu var gitarın. Bir de şöyle bir bilgi vereyim. Yeni bir ürün elimizdeki gitar. Eski üretimlerinde Kore'de üretiliyordu bu gitar. Artık orada herhangi bir üretimi söz konusu değil. Firmanın bu ürün artık Epiphone'un Çin fabrikasından çıkıyor. Hani zaten tonunun sesini duyuyorsunuz. Arkadaşlar, yani aletimin clean soundlarından bahsetmek istiyorum size biraz ama üzerindeki pickup'lar görmüş olduğunuz gibi EMG HZ pickup'lar, aktif pickup'lar değil, pasifler. Ama seramik manyetik bunlar. Yani drive'a daha yatkın bir gitar aslında bu. Ama yine de fikir sahibi olabilmeniz için basitçe bir clean soundlarını duyalım gitarın. Dediğim gibi 3 yollu bir switch mevcut. İşte bridge pickup, neck pickup ve ikisinin ortak kombinasyonunu dinleteceğim şimdi sizlere. Umarım bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bu duymuş olduğunuz gitarın bridge pickup'ının sound'uydu. Şimdi iki pickup'ı birden paralel çalıştıracağım. Orada daha çok hoşumuza gidebilecek, daha sıcak bir ton yakalayacağız. Şimdi de gitarımızın neck pickup'ının sound'una bakalım. Evet, gitarımızın clean tonları 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Ama dediğim gibi bu gitar bir drive gitarı. Zaten yani müşterisinin de öyle bir beklentisi var bu gitardan. Daha çok ona yönelik bir şey. Moog gövdeye sahip. İşte sedinlek bağlantı. Yani gitara şöyle yapayım. Yani bir yerde karşınıza çıkar mutlaka siz de yapın. Vurduğunuz zaman kasadaki rezonans yani karnınızda hissedebiliyorsunuz.
Bu da sonuç itibariyle bize sustain dediğimiz kazanç olarak geri dönüyor. Bir de EMG'nin oldukça yüksek output'lu mantikleri var. Bu da ekstra bir kazanç. Sonuç itibariyle drive tonlarında oldukça başarılı bir gitar. Clean'lerinde de aynı şekilde. Şimdi size drive tonlarından bahsedeceğim biraz. Onun da bir sound'unu duyacağız tekrardan. Görmüş olduğunuz gibi gitarın drive'larda oldukça yüksek mukavemeti ve oldukça yüksek bir sustain'i var. Bu duymuş olduğunuz bridge pickup'ının sound'uydu. Size kısaca neck pickup'ının da sound'unu Bu da gitarımızın bridge neck pickup'ının sound'uydu. Ürün hakkında umarım fikir sahibi olabilmişsinizdir. Bir sonraki gitarteknikleri.com videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.